biraz daha iç. Kâbi Sultan. Artık siz de dinlenin. Bütün gün perişan olduğunuz benim için. Seni iyi gördüm ya. Dünyalar affeder. Mehmet'im nasıl? Çok korktum ona da bir şey olacak diye. Lakin iyi melekler gibi uyuyor. Allah kem gözlerden korusun bizi. Amin. Malum. Saadetimiz herkesin dilinde. Bozulsun istiyorlar. Neyse ki şifayı buldun. Rabbim bir daha düşürmesin yataklara. Düşmez kalkmaz bir Allah sultanım. İnsan düşer. Lakin marifeti düştükten sonra kalkmasıdır insanın. Ben de kalkacağım elbet. Kimsenin gücü yetmez buna. Kendi kazdıkları kuyularda can verecekler. Öyle bir çökecek ki karanlık üzerlerine nefes dahi alamayacaklar. İbrahim. 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 İbrahim neler diyorsun sen? Benim bilmediğim bir şey mi var? Bizden uzak olsunlar yeter. Oğlumuz bizim saadetimizin kaynağı. Hep birlikte mutlu olacağız. Paşam. Mehmet'imin karnı acıkmıştır. Onu doyurmam lazım. Oğlum. Bismillah. Allah'ım sen koru. Oğlum. Sultanım, oğlum. Sultanım iyi misiniz? Sultanım. İfadeler olsun. Çabuk hekim çağırın, çabuk. Sultanım. Verin bana. Sultanım ne olur. Uyuyor benim oğlum. Uyanacak birazdan. Açacak gözlerini. Sultanım yapmayın. Dokunma. Sultanım verin bana lütfen. Çık. 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 Ne oluyor? Ne bu sesler? Ne oldu? Paşam. Söyle. Mehmet. Oğlum. Ne oldu? Su.
kapıyı kilitledi, açmıyor. Hatice. Mehmet'im. Sultanım, aç kapıyı. Niye açıyorsun gözlerini? Ben Hatice! Sultanım. Mehmet'im. Bak baban da geldi. O da burada. Hadi uyan. İyileşmişti. Yine mi ateşi çıktı? Hastalıktan değil validem. Biz de anlamadık. Hiçbir şey yoktu. Gece fenalaştı belli ki. Olsa duyardık. Ağlardı bebek. Cariyeler kapının önünde. Validem. Burada inmeliyim. Ne diyorsun Hatice? Emzirirken uyuyakaldım. Nefesini ben kestim. Hatice, konuşma artık. Nasıl dayanacağım bu acıya? Evladım katil oldu. Hatice! Hatice! Hekimbaşı! Hekimbaşı! Mehmet.
Burhan? Oğlum nerede? Götürdünüz oğlum. Hatice'm, sakin ol. Kabus gördüm belli ki. Anne, oğlumu görmek istiyorum. Ne olur beni ona götür. Validem, sultanımızın ilacını getirdim. Nerede oğlum? Nereye sakladın onu? Sultanım ben... Yoksa sen mi öldürdün? Hatice'm. İbrahim'e aşıksın. Yüzden mi öldürdün oğlum? O gölge sensin. İbrahim'le aramızdaki gölge sensin. Sultanım, yorgunsunuz, uzanın. İlacınızı içmeniz gerek. Neden susuyorsunuz hepiniz? O öldürmediyse kim yaptı? Ben mi? Katil ben miyim? Hatice, yeter artık. Bana bak. Yüzüme bak. Mehmet öldü. İlahi, ne kendini ne de başkasını suçlama. Aklına mukayyet ol. Bizi yalnız bırakın. Thank you.
Mehmet'im. Oğlum. Benim masum, kanatsız meleğim. Seni Rabbime emanet ediyorum. Onun cennetinde huzur bul. Annenin benim günahımı mı yüklendin o küçük omuzlarına? Bu cezayı ben hak etmişken, ben senin için her bedeli ödemeye razıyken, affet beni oğlum. Baban seni çok sevdi Mehmet'im. Sağ olasın Nigar kafam. Afiyet olsun paşam. Hatice sultanımız uyuyorlar. Siz de uyuyun artık. Günlerdir perişansınız. Hastalığınız da tam geçmedi. Ne hastalığı Nigar kafam? Beni yatağa düşüren zehirmiş meğer. Zehir mi? Bunu kimse bilmeyecek. Paşam nasıl olur? Kim ya? Hürrem? Lakin benim merak ettiğim zehir nasıl geldi buraya? Yediğimden içtiğimden olamaz. Zira Yasef Efendi deriden temasla girdiğini söyledi vücuduma. Bu paşamızın çok mühim defteri. Neymiş o? Ver bana bakayım. Sultanım olmaz. Ne yapıyorsun sen burada? Defter. Neydi? Defteriniz paşam. Hürrem Sultan onu elimde gördüğünde sorgu sual etmişti. Sonra da cariyesini odanızda görmüştü. Belli ki zehri ona sürmüşler. Ben size demiştim paşam. Hürrem Sultan intikam ateşiyle yanıyor, durmayacak. Sultanım.
Sultanım. Hamamı hazırlatıyorum size. Bir yıkanın, sular dökünün, iyi gelir. Olur.